Peygamberimiz yanında hep gençler vardı. Hazreti Musa'nın yanında da Cenab-ı Allah Kur'an ayetini diyor. Hep gençlerden oluşuyor diyor. Bak, genç. Firavundan çekiniyor o zamanki rejimden. O zamanki asker polis baskısından çekindikleri için. Halk korkak. Anneler babalar falan korkaklar. Ama çocukları cesur. Çocukları katılıyor Hazreti Musa'ya. Anneler babaları korkudan katılamıyorlar. Ve çocuklarını da çekmek istiyorlar. Aman yanına gitmeyin diyor Musa'nın. O devirde. Sonra Ashab-ı Kehf hep gençlerden oluşuyor. Kur'an'da ayet gençlerden oluşuyor diyor. Ya bunda bir işaret var tabii. Ashab-ı Kehf doğrudan Mehdiyet'i anlatan bir olaydır. Kehf demek Mehdiyet demektir. Ashab-ı Kehf demek. Onun örtülü anlatımıdır. Şifreli anlatımıdır. Bütün o şifreler Mehdiyet'i anlatır. Kehf suresinde 100'ün üstünde şifre vardır Mehdiyet'le ilgili. 100'ün üzerinde. Nerede ne olay, hepsi detay detay anlatılmıştır. Çok gizli bir şifre sistemiyle. Baştan sona her yeri onu anlatır. Yusuf suresi, Süleyman kıssalarında da takviye izahlar vardır. Mehdiyet'le bağlantısı olmayan bir sure değildir. Yani Mehdiyet'le bağlantısı olan bir suredir. Mesela KHF ehlinin sayısı az. Mehdi'nin talebelerin sayısı da az. Onlar gençler oluşuyor. Onlar da gençler oluşuyor. Onlara muhalefet var. Halk tarafından şiddetli muhalefet var. Mehdi talebelerine de muhalefet olacaktır. Azınlık bir topluluk olacaklardır. Hatta çekindiklerinde çocuklar mağaraya saklanıyorlar. Halkın büyük bir bölümü karşıt. O devirde bağnazlık hakim. Böyle faşist kafalı adamlar var. Kovinist kafalı adamlar var. Sevgisizler var, gaddarlar var, hasut olanlar var. Onların derinliğini anlayamıyorlar. Ve onlar da mecburen mağaraya saklanmak durumunda kalıyorlar. Allah onları özel bir boyuta alıyor. Böyle muhafaza ediyor. Bir nevi uyku halinde tutuyor onları. Yüzün üstündedir işaret olan konular.